ekranlarından herkese merhaba. Sosyal kültürel aktiviteleri sizlerle buluşturan programımız Etkinlik Rehberi'ne hoş geldiniz. Gebze Kültür Merkezi'nde bu hafta neler var? Gebze Belediyesi hangi organizasyonlara imza atmış? Eğer öğrenmek istiyorsanız işte etkinlik köşemiz geliyor. Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Gebzelileri her ay farklı programlarla buluşturuyor. Üstelik o kadar da renkli ki konserden konferansa, şiirden Türkiye, sinemaya ve tiyatroya varana kadar tüm katılımcıları daha birçok farklı alanda aktivitelerle donatıyor. Hadi öyleyse yoğun bir haftanın stresi altında tüm enerjimizi tüketmişken sizleri deşarj edecek bu organizasyonları anlatmaya başlayalım. Hüsni Hat Çizgisi, İstanbul'un izinde Anadolu'dan Çizgiler 2 sergisi. Profesör Uğur Derman, Hatat Ustası Hasan Çelebi, Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Öksüz, Yardımcı Doçent Mehmet Memiş'in katılımıyla muhteşem Hatat sergisini kaçırmayın. Mart Cuma günü saat 17'de tarihi çizgileri içinde barındıran Hüsni Hatat sergisine Gebze Kültür Merkezi'nde ücretsiz katılabilirsiniz. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ekranların sevilen sunucusu Turgay Başyaylı'nın sunumuyla yapılacak yöresel yemek yarışmasında Türkiye'nin önde gelen gurmeleri değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca tüm katılımcılara çeşitli hediyelerin verileceği yarışmada 1.'ye Cumhuriyet altını, 2.'ye yarım altın, 3.'ye ise çeyrek altın takdim edilecek. 8 Mart Cumartesi günü saat 13'te Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliğe katılımlar hala devam ederken başvurularınızı Gebze Belediyesi'nin sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Gebze Belediyesi sosyal kültürel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonlarda çocukları da asla unutmuyor. Hafta sonları ailesiyle ya da arkadaşlarıyla kültürel bir etkinliğe katılmak isteyenler Gebze Belediyesi'nin sunduğu sinema ve tiyatro etkinlikleriyle sanat dünyasından haberlere şahitlik edebiliyor ve belki de bu sayede geleceğin yönetmeni, senaristi, müzisyeni olma yolunda hedefler çizebiliyor. İşte bu anlamda 9 Mart Pazar günü Niko adlı sinema filmi çocuklarla buluşacak. Noel'den önce kardeşini bulmak için yollara düşen Rengi'yi Niko'nun maceralarını hem ailenizle hem de dostlarınızla seyredebilirsiniz. Christmas take-off checklist. Right rudder. Check. Check. Left rudder. Check. Air pressure. Noel günü gelmek üzeredir ve küçük Rengi'yi Niko ailesinin bir araya gelecek olmasından dolayı oldukça mutludur. Ancak bunun yerine annesi ona yeni partneri Lenny ve onun küçük oğlu Johnny ile birlikte çıka gelir. Niko tam bir hayal kırıklığına uğrar. Artık tek dileği sinir bozucu Johnny'nin bir an önce ortadan kaybolmasıdır. I'm not your brother and she's not your mom. İlginçtir ki dileği bir anda kabul olur ve Johnny kötü beyaz kurdun çetesi tarafından kaçırılır. Ne var ki bu aslında büyük bir talihsizliktir. Çünkü Johnny ona bakması için görevlendirildiği sırada ortadan kaybolmuştur. Şimdi Noel öncesi kaybolan Johnny'yi bulmak ve işleri yoluna koymak sadece Niko'nun görevidir. Macera dolu bu yolculuğa yalnız çıkması da mümkün değildir tabii. Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bu soluksuz serüvende Niko, dostluğun ve aile değerlerinin de önemini anlayacaktır. Step aside, sir. Can't you see we're in a hurry? Niko'nun çıktığı bu serüvende hem dostluğun hem de aile değerlerinin önemini anlayacaksınız. İşte eğlence dolu bu filmi 9 Mart Pazar günü Gebze Kültür Merkezi'nde saat 12 ve 14 seanslarında ücretsiz seyredebilirsiniz. Pazar günü akşam saatlerinde bir şeyler yapmak isterseniz de sizlere bir önerimiz de X-Men Wolverine. I have wanted to thank you for saving my life. But
I didn't send for you only to thank you, Logan. Jean Grey'in ölümünün ardından büyük bir depresyona sürüklenen ve kimliğinden kurtulmak isteyen Wolverine, yıllar önce hayatını kurtarmış olan bir arkadaşının ortaya çıkıp kendisinden yardım istemesi sonucu Japonya'ya gidip onu görmeye karar verir. Burada kendisine sunulan öneriyi kabul eden Wolverine, bu sayede ölümsüzlük yetisinden kurtulup ölümlü bir canlıya dönüşecektir. Ancak bu etapta Silver Samurai isimli ölümcül bir düşman edindiğinin farkında değildir. Bu düşmana acımasız Vapor'ın da eklenmesiyle tarihi bir savaş başlar. Wolverine bu savaş sürerken mutant yanına ve geçmişinden gelip kabusu olan bir gizeme karşı da mücadele etmek zorundadır. Küçük eleştirilere rağmen yine de The Wolverine hem X-Men hayranlarını hem de süper kahraman çizgi roman film hayranlarını mutlu edecektir. Programımızın artık sonuna geldik. Sizleri hafta boyunca genç, yaşlı, herkesin ilgi odağına girebilecek etkinliklerden haberdar etmeye çalıştık. Gebze Belediyesi'nin önümüzdeki hafta etkinliklerini paylaşmak üzere. O güne dek hoşça kalın.